sırf masonlukla olacak da şey, ya sırf şuyla, sırf bununla olacak, el birliğiyle olması gerekirler. Kardeşlik, sevgi, barış, demokrasi, sanat, iyilik, güzellik, estetik, nezaket, zarafet, güzel olan her şey. Allah Allah, engelleniyor bu ya, inanılır gibi değil. Ya bırakın cennet gibi olsun dünya, yani niye rezalet olması gerekiyor? Niye kan dökülmesi, niye ağzı bozuk konuşmalar olması gerekiyor? İnternete giriyoruz, o ona küfrediyor, o ona küfrediyor. Ya kardeşim, o sana iltifat etti, sen ona iltifat et. Güzel resimler koy, güzel insanlar olsun, güzel insanları öv. Yani Suriye'de niye kan aksın kardeşim? Niye 300 kişiyi, 500 kişiyi katletsin Suriye? Şam bayram yeri olsun kardeş. Suriye bayram yeri olsun. Değil mi? Tabii hocam. Yani hayretler içinde kalıyorum şeytanın bu yeteneğine. Allah müthiş bir güç vermiş şeytana. Ama bu sefer çetin çattığı şeytanın. Bu sefer karşısında Mehdi var. Resulullah diyor, Mehdi çıkacak, şeytanı öldürecek, ayağının dibine serecek diyor. Dünya masonluğu İslam'ın dünya hakimiyetinde çok büyük görev alacak gibi görünüyor. Yani şimdi yukarıda masonlarla görüştüğümde o liderleri olan yani kişilerle, ki bu Amerika masonluğuna hakimler, Avrupa masonluğuna hakimler. Yani bu gelen üstad zaten İtalyan localarının genel üstadı. Benim gördüğüm samimiler. Yani Allah inancında samimiler. Hakikaten dünyanın barışa, kardeşliğe, sevgiye doğru gitmesini istiyorlar. Ama tek masonlukla bunun olmayacağı belli dediler. Yani sizlerin katkısı çok önemli dediler. İşte Allah masonları, rotaryenleri, rotarakları, diners, işte Lions Kulüp falan hepsini, tarikatları, cemaatleri hepsini vesile edecek gibi görünüyor. Sonuçta gereksiz yere bu uzadı aslında, insanlar boş yere acı çekiyorlar. Yani 3-5 tane enayinin yüzünden dünya gereksiz bir ızdırabın içinde. Genç kızlar mutlu değil, genç delikanlılar mutlu değil, insanlar mutlu değil, dedeler mutlu değil. O onu ihbar ediyor, o onun canını yakıyor, o onu korkutuyor, o onu üzüyor. Kolayca sevgi barış olacakken, kolayca neşe ortamı olacakken bu engelleniyor. Mesela düğün yapmak çok kolay bir şey. Bir salon tutuyorsun, akrabalarınız, dostlarını çağırıyorsun, saz ekibi de geliyor, eğleniyorsun, gayet şahane oluyor. Biraz üşenmekten şeytanın yoluna yol açacak şekilde gayret ediyorlar. Önünü açıyorlar sürekli şeytanın. Nefislerine de uyuyorlar. 3-5 tane yobazın kavgacı deli ruhuyla dünyayı birbirine katıyorlar. Bak Suriye'de hükümet psikopat. Halktan şüphe ediyor. Özgürlük vermiyor insanlara. Dehşet ortamı var. Mısır'da da sevgi yok. Ürdün'de de sevgi yok. Bir garipliktir gidiyor. Bir tane lider olsa, tek bir tane lider, herkesin sevdiği lider, radyo, televizyon, internetle bütün dünyayı bir ayın içerisinde mükemmel hale getirir. Çünkü bütün mesele psikolojik yönden iyi olmalarını sağlamakta. Tabii. Yani çünkü yiyecek sorunu yok. İnsan hep kilodan ölüyor insanlar. Evet, herkesin evi barkı da var. Sadece mutluluğu yok insanların. Neşesi yok. Sevinci yok. Neşe için çok geniş bir yere ihtiyaç yok ki. Mesela bura 10 bin metrekare olsa ne olur? Bu küçüklükte olsa ne olur? Bütün mesele burada imanın, neşenin ve sevincin olmasında. Değil mi? Sarayda olsa ne fark eder? Konu sevgi. Ama Allah'a inanç olmaktan sevginin bir anlamı olmuyor.
Allah sevilmeden sevgiyi yaşayamazsın. Allah'a samimi iman olmadan mutlu olmak da mümkün değil. Yani dünya kabusa döner. Aşkla Allah samimi sevildiğinde Allah dünyayı güzelleştiriyor. Ama ben şu Mason arkadaşların son konuşmalarından sonra ahir zamanın ne kadar yaklaştığını çok çok daha iyi gördüm. Çünkü bana olan sevgileri, bana olan saygıları, ilgileri hayret verecek şekilde maşallah. Yani konuşmalarını aktarmıyorum da çok coşkun sevgilerim. Bütün istedikleri samimi olarak benim gördüğüm İslam'ın dünyaya hakim olması, barışın gelmesi. Ama İslam'ın hakim olmasında da onların asıl ilgilendiren yön de sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, kanın durması, savaşların olmaması, sanatın ve bilimin hakim olması. İşte bu Mehdiyet zaten. Masonluk tabii bizim anladığımız anlamda dindar değil yani. Ama dindarlara müthiş zemin hazırlayacak bir sistem. Müthiş zemin hazırlayacak bir sistem. Her türlü kolaylığı sağlayacak bir yapı. Allah herkesi Mehdiyet'in hizmetine sunuyor. Bak masonlar da, mason arkadaşlar da defalarca hocam dediler emrinizdeyiz dediler. Maşallah hocam. Maşallah. Defalarca estağfurullah dedim. Yok dediler biz tevazu olarak söylemiyoruz. Emrinizdeyiz dediler. Maşallah. Defalarca. Ki bütün Avrupa masonluğu bize bağlı dediler. Amerikan masonluğu bak üstadlar burada dediler. Hepsi. Bazı sırlar verdiler. Hakikaten biz de şaşırdık. Siyasiler hakkında. Aha Borey. Mason olmayan yok gibi bir şey ya. Yani hayret içinde kalıyor insan duyunca.